Şey anlatabilir miyim? Hayır. Peki. Anlatırsın tabii. Tamam. Buyur. Sağ olun. Teşekkürler. Bu bizim Ayazma diye bir takımımız var. Bu evet, Sanat Sepet Spor diye başladı. Ondan sonra Gazoz Ligi diye bir lig kurduk. Fulya'da oynuyoruz. Sonra 11 takım oluştu vesaire vesaire büyüdük. Ve ilk kurulma amacı Almanya'da yapılan bir kültürel aktivitenin içerisinde işte kitap yazarları, tiyatrocular, oyuncular vesaireler, yönetmenlerden oluşan bir Alman takımının yaptığı bir kültürel, içinde bulunduğu bir kültürel faaliyet. Türkiye'den de davet geldi. Türkiye'de böyle bir takım kurup Almanya'ya gittik. Futbol çerçevesi içerisinde hem maç yapacağız, ondan sonra maç bittikten sonra da stadın içerisindeki belirli bölgelerde herkes yazdığı kitaptan belirli doneler okuyacak. İşte şairler şairlerin şiirlerini okuyacaklar. İşte müzisyenler müziklerini sunacaklar falan filan. Böyle kültürel Alman, Türk falan zıttır bıttır öyle bir şey yapılacak. Zıttır bıttır ya. Sorun şu, şu anda neyi anlatacağımı unuttum. Zaten unuttu, zıttır pıttıdan belli oldu. Zıttır pıttı, zıttır pıttı gitti. Neyse, çok güzel bir oluşumumuz var, harika her şey, hatırlamayacağız. Bana biraz müsaade eder misin? Şey yapacağım. Neredeydi, konu neydi? Şu tokayı çok sıkmışsın ya, geldi. Size hangi konudaydık? Size ne dediler de şey oldu? Sen takım kurdun falan, beni öyle hatırlamayacaktın. Hayır, ben oyun dedim, Yılmaz Hoca'nın çıkardığı hocam, hani. Sesleri çıkarttık. Dedi. Muhteşem bir dörtlü. Sen bir şey dedin mi peki ben o sırada? Ben bir şey demedim, sen ben girdim. Ben girdim, anlatacaktım. Yok, ipucu vermedin. Takım maçı, hah, buldum. Aa, bravo! Bir sürü şu dörtlü televizyona hey, bir saniye bölmeyin. Evet, sakın bölmeyin. Unutacağım şimdi ya. Zıttır pıttır evet. Zıttır derken işte birlikte Rıdvan hocalarla beraber böyle bir maç yapalım falan dedik. İşte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Metin Tekin, işte kanaldaki spor yorumcuları falan filan böyle bir takım kuruldu. Bir gün yaptığımız maçta da Fatih Hoca, Fatih Terim de maç yapacak dediler. Okey, hazırlandık falan. Ben o gün Fatih Hoca'nın geleceğini unuttum ve Inzaghi forması giydim. Şimdi Fatih Hoca ile Inzaghi arasında böyle bir kötü diyaloglar falan filan olmuş zamanında falan filan derken ben Inzaghi formasını giydim. Fatih Hoca da doğal olarak ben inadına giymişim gibisinden herhalde bana bir taktı. Sert mi girdi sana? Yok, böyle baktı. Inzaghi dedi, o dedi forma ne yazdı. Aa dedim, ben de kimsin konuyu hiç, yani yemin ediyorum hatırlamıyorum konuyu, tamamen doğal. İşte getirdiler hocam, hani Inzaghi'yim ben, getirdiler oynuyoruz hocam falan filan yapıyoruz. Sonra çocuklar bana geldi, oğlum dedi nereden giydin lan o formayı dedi böyle. Ne bileyim lan, niye giydin? Fatih Hoca ile bununla Inzaghi'nin arası kötüydü falan. Yani devamlı böyle ama Fatih Hoca olduğu için elimiz kayıyor. Yani devamlı bunu yapıyoruz. Abi bir pozisyon oldu işte, kaleye doğru gidiyorum, şutu çekeceğim falan, bir girdiler bana, faul oldu, ben düştüm. Faal yok mu? Devam, devam dediler. Ben kalktım, hani faal yoksa, hani büyüklerimiz etçedi, yok diyorsa bir şey. Fatih Hoca orada uzakta böyle, Inzaghi dedi, faal ise dedi, söyle dedi yani şeyse. Abi gayri ihtiyar, yemin ediyorum bilerek yapmadım, hocaya döndüm. Vallahi. Yaptım. Sonra yaptım, pişman oldum böyle. Yok yok, değilse dedim, devam yani. Şey yapalım. Çocuklar abi böyle kafayı şey yapıyorlar böyle, Allah diyorlar, tependen baksın falan. Neyse abi öyle bir şey değil işte, ama boş ver. Keşke unuttuğum yerde kalsaydım. Şimdi de çok da şey değilmiş. Ama iyi ki hatırlamışsın. Ha, neyse nereden nereye işte, gidiyor geliyor, ne yapalım, biz de böyle hocam. Gül.